Salih Tuna, bilim adamları bu elemanı incelesin. Yaradalış sürgit devam eder. Hem de bizim algılamaktan aciz olacağımız kadar kısa aralıklarla. Bir varsın bir yoksun. Bir ölür bir dirilirsin. Son derece hızlı bir şekilde çevrildiğinde ateş çemberine dönüşen ucu yanmış bir çubuk gibidir hayat. Madem ki doğduk bu çembere yazgılıyız ne ilersiniz? Mukadderat. Dünya hayatı denen bu oyunu tahammül edilir kılandır zaman. Zamanla da her şey değişir. Tebekkiri dememiş Heraklitos. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Kaçarı yok bunun. Fakir gibi nostalji müptelaları için ağır ölümden başka bir şey değildir bu. Dedik ya elinizden bir şey gelmez. En fazla albümlere kaçarsınız yaşanmışlıklara. Yazık ki doğup büyüdüğünüz şehir de değişmiş, yollara mil gibi çekilmiş. Yollar anılarımızın yolunu kesmiştir. Her şey değişmiştir. Dostlarınız, arkadaşlarınız, çevreniz Tanıyamazsınız. Eh bu da normal. Başkalaşım olmasın yeter ki. Nasıl mı? Kafka marifeti, Samsa veya Lonesko marifeti gergedanlaşma mesela. Bunlardan daha fenası da bu kalemunlaşmadır. Eyvahlar olsun ki memleketimizde en sık rastlanan haldir. Her yerdedirler, en çok da bürokrat takımında. Amirleri değiştikçe yüzükleri, bıyıkları otomatikman değişir. Sinyalcidirler. Uymayacakları arazi, girmeyecekleri şekil yoktur. Her cins vardır aralarında. Tweet silerken yakalananlar, dün Şero diye hakaret ettiği liderinin komisyonuna başkan yazılanlar, bir sabah kalktım ki muhalif oldum abey kıvamına evrilenler ila ahir. Evladım sen de mi yoldu şaşarsınız. Kürt düşmanıydın hani? Ya sen enveris değil miydin muhterem? Bacım sen değil miydin ana dilde eğitimin parçalanmak demek olduğunu hançeresini yırtarcasına haykıran? Bu milliyetçi muhteremle bu ultraliberal hangi ara barzani üzerinden eş zamanlı bağımsız Kürdistan güzellemesi yapmaya başladı? Ah olan yere yakın Asuman, nasıl da alttan alta yürütüyorsun virüs hareketini? bir de hiç değişmediği halde her araziye uyum gösterebilen acayip bir garayip bir eleman var. Bilim adamları nasıl bir şeydir diye incelese yeridir. Hiç değişmedi evet. 28 Şubat döneminde her şey hukuktan ibaret değil demişti. Demokrasi darbeyle de gelir dedi 15 Temmuz'dan önce. Bu aziz millet 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tanklara karşı durmasaydı özlemini duyduğu demokrasi gelmiş olacaktı. O günden bugüne birçok insan yerinden oldu, mahkum oldu, eziyet çekti, mahpus damında çürüdü. Maşallah her dönem dört ayak üstüne düştü eleman. Şu sıralar nefsini domates kabuğuyla köreltmeye çalışıyor. Fırsatını bulursa türban faciası manşeti kotaracak kadar hala cevval. Değişen hiçbir şey yok elemanda kavrama yeteneği de aynı. Hem de FETÖ'nün yargı ayağının kesintisiz PR'cısı. Sözümü üzerine alınacak kadar. Eh be kardeşim, seninle ne alakası var? Salih Tuna, Sabah